Manchester'la Valencia birinci, ikinci olur. Üçüncülük, dördüncülük veya UEFA'ya Glasgow'la Bursa Spor gider. Bu görüş var. Siz bu düşüncede misiniz? Bu görüşte misiniz? İlk defa mücadele ettiğimiz Şampiyonlar Ligi'nde kendi sahamızda oynadığımız ilk karşılaşmada iyi bir sonuç almak istiyorduk ama maalesef tabii hiç istemediğimiz ve beklemediğimiz bir sonuçla karşılaştık. Tabii ki bu iyi başlamayı umduğumuz bu Şampiyonlar Ligi serüvenimizde bizim için sürpriz oldu açıkçası. Fakat önümüzde 5 tane çok önemli karşılaşma var. Biraz önce oyuncumuzun söylediği gibi, İvan'ın söylediği gibi, yani ilk defa oynadığımız bu turnuvada açıkçası ilk karşılaşma bizim tecrübesizliğimize ve şanssızlığımıza denk geldi. Dolayısıyla bu karşılaşmadan elde ettiğimiz tecrübeler ışığında bundan sonraki karşılaşmaların bizim adımıza daha güzel olacağını, daha iyi olacağını çok rahatlıkla söyleyebilirim. Rangers'ta gitti, Manchester'la beraber kaldı. Belki sürpriz sayılabilecek bir sonuç aldı ama demek ki futbolda her şey olabiliyor. Her takım birbirinden puan alabilecek futbolu ortaya koyabiliyor. O yüzden bence bunları söylemek için çok daha erken. Tabii ki kamuoyunun beklentisi bu doğrultuda olabilir ama futbolda her şey olabilir. Biz bu gruptaki şansımızı sonuna kadar zorlayacağız. Ama şöyle de bir gerçek var tabii. Şayet biz gruptaki geleceğimizi bir şekilde olumlu hale getirmek istiyorsak ve bundan sonraki karşılaşmalara umutla bakmak istiyorsak yarınki karşılaşmadan kesinlikle puan almamız gerekecek. Çünkü grupta iki tane farklı hedef var. Bunlardan birincisi gruptan çıkabilmek, ikincisi de o olmazsa bir takımı altınıza alıp UEFA Ligi'ne devam edebilmek. Dolayısıyla bu iki hedeften de uzaklaşmam adına yarınki karşılaşma bizim için çok önemli. Rangers, Santofor'u kendimle şu ana kadar 10 gol attı. Çok iyi formda. Ona karşı özel bir tedbir almayı düşünüyor musunuz? Tabii bizim oynadığımız bütün karşılaşmalarda rakipteki öne çıkan özellikleri ortadan kaldırıp bunun yanında da maçı kazanma adına da ofansif üretkenlik içerisinde olmak zorundayız. Yani yarınki karşılaşmada da Kenny Miller olabilir, Jelovic olabilir. Yani baktığımız zaman önemli oyuncuları var yani rakibimizin. Dolayısıyla bu özelliklerini de tabii ortadan kaldırmak için elimizden geldiğince çaba harcayacağız. Ama Miller tabii ki onlar için önemli bir gol silahı. Baktığımız zaman tabii ki önlemlerimizi alacağız. Öncelikle tabii yarın karşılaşmadan puanla ayrılmak istiyorsak da tabii ki bir taraftan gol yememeyi düşünürken bir taraftan da ofansif üretkenlik içerisinde olup gol atmaya çalışacağız. Hocam şunu sormak istiyorum. Geçenki şampiyonluktan sonra Şampiyonlar Ligi'nde oynadığınız ilk maçta kaybettiniz ve çok ağır eleştiriler aldınız. Oysa ki Türk futbolunda son yıllarda Şampiyonlar Ligi'nde bir başarı yok. UEFA'da dahi çok komik takımlara eleniyor takımlarımız. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz Bursaspor'un üzerine yapılan bir baskıyı? Bir de Valencia maçından sonra biz değil Türk futbolu kaybetti demiştiniz. Bunu biraz açar mısınız? Tabii ki Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizin tek temsilcisiyiz biz. Dolayısıyla tabii ülkede büyük bir beklenti var. Ayrıca diğer takımlarımızın üçünün de Avrupa kupalarından elenmesinden sonra işte Beşiktaş'la beraber ülkemizin Avrupa'daki iki tane temsilcisinden birisiyiz. Dolayısıyla ülkenin beklentileri bizimle alakalı çok üst seviyede. Ağır bir yenilgi oldu tabii ki Valencia karşılaşması bizim için ama dolayısıyla ilk defa yer aldığımız Şampiyonlar Ligi'nde istemediğimiz bir sonuçla karşılaştık. Fakat tabii yapılan eleştirilerin dozu zaman zaman yukarı çıktı ama futbolda bu türlü eleştiriler olacaktır. Yani insanlar bizden umutla iyi sonuç beklerken böyle bir ağır sonuç aldığımız için tabii ki eleştirilerinin birçoğunun haklılık payı var. Dolayısıyla bundan sonraki dönemde de bizim bu eleştirileri daha olumluya çevirme adına daha fazla çalışmamız gerektiğini de biliyoruz, düşünüyoruz.
İnşallah ilk karşılaşmadaki olumsuz eleştiriler yarınki karşılaşmayla olumlu hale döner. Bursaspor'un klasik forması yarın giyilmeyecek mi? Hangi formayla çıkılacak? Ve bunu yapmasının nedeni rakibi tahrik etmemek için. Şimdi yarın bizim Valencia maçında oynadığımız formayla oynayacağız. Yani Ajax modeli dediğimiz formayla oynayacağız. Dolayısıyla tabii biz futbolun içinde, futbolun bize verdiği mücadeleyi, sertliği sonuna kadar tabii her maçta kullanıyoruz ama rakibi gereksiz şekilde tahrik etmek, atmosferi biraz daha gergin hale getirmenin futbolda gerekli olmadığına inanıyorum. Kaldı ki biz de geçtiğimiz sezon hem Türksel Süper Lig'de şampiyon olurken hem de Fair Play Ligi'nin şampiyonuyuz. Dolayısıyla yarınki maçta da futbolun içinde olan mücadeleyi sonuna kadar uygulamaya çalışacağız. Ve yine centilmence kendimize yakışır bir şekilde mücadelemizi sonuna kadar vereceğiz. Türkiye'de sadece Beşiktaş ve Bursa Spor bu sene Avrupa'da Türkiye'yi temsil edebiliyor. Sizce Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzon'un Avrupa'da yoluna devam edebiliyor olsaydı üzerinizdeki baskı biraz daha azalır mıydı? Azalacağını düşünmüyorum. Yine biz sorumluluğumuz gereği bu beklentiyi karşılama adına mutlaka elimizden geleni yapacaktık. Ama tabii ülkenin önümüzdeki sene, yani önümüzdeki yıllardaki Avrupa kupalarındaki geleceği açısından tabii ki ülke puanları çok önemli. Dolayısıyla bu konuda bu sorumluluğun sadece iki takım üzerinde olması belki de insanlardaki bu beklentiyi ve baskıyı biraz daha üst seviyeye çıkarıyor. Ama bizim her ne şekilde olursa olsun böyle bir baskı içerisine girmemizin hiç gereği yok. Çünkü ilk defa böyle bir turnuvada oynuyoruz ve inşallah bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde çok iyi mücadele ederek sezonu da iyi bitirdiğimiz takdirde önümüzdeki sezon tekrar mücadele vereceğimiz Şampiyonlar Ligi için bu sezon bizim için çok önemli bir tecrübe olacaktır derken tabii ki elimizden gelen mücadeleyi de verip hedefleri sonuna kadar da kovalayacağız. Yani bundan kimsenin şüphesi olmasın. Yarın sahaya çıkaracağınız kadro konusunda ilk 11 kafanızdan netleşti mi yoksa son ötüşleri yapacak mısınız bu idmandan sonra? Netleşti evet. Kadro şu anda hazır. Allah bir kaza bela bir sakatlık vermezse. Söyleyebilir misiniz hocam? Yok, benim öyle bir adetim yoktur yani maçlardan önce kadroyu söylemek gibi. Onun için yarın hep beraber maçtan önce görürüz. Avrupa takımları özellikle ismini bildiği Sercan Yıldırım daha çok çekiniyor. Tabii yerel takımlarda. Yarın onu sahada görebilecek miyiz ilk 11'de? Sercan'ın tabii bu gibi bilgileri vermek her antrenör için bir risk taşır ve karşıdaki antrenör için de belki uygulatacağız stratejiyle alakalı, sistemle alakalı belki olumlu ya da olumsuz bir şeyleri ortaya koyabileceği için söylemek çok doğru olmaz.